Ayva ile başlıyoruz. Serpil Hanım, sen sohbet muhabbeti kameramanlarla. Burada da sohbet var. Dilim damağıma yapıştı, kurban olayım. Suverenlerin çok hoş. Aman dur ben benim. Hoş geldin Müjdeciğim. Evet, susuz bırakmayın. Hoş geldin. Gülü neydi? Gülü ay. Beni aşksız, gülü susuz bırakma ha, demişler. Geldim, geldim. Yani şarkıya bakar mısınız? Bugün bunu çalalım Yüksel Eser. Tamam, bugün benim şey, programımızın... Bak ooo dedi kameramanlar. Gülü. Onlar da istiyor bunu. Hemen malzeme listesini sayıyorum. Güzidicimin harika ayva... Crumble. Crumble'la başlıyoruz. 2 adet ayvamız var. 1 su bardağı donuk vişne, yarım su bardağı toz şeker, 3 adet çubuk tur... kabuk tur... Dilim o kadar kurudu ki. Kabuk tarçın, 200 gram tereyağı, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket muskat, 1 adet muskat, 2 adet karanfil, üzeri için ise sade dondurma kullanacağız. Aman evet. Yarabbim. Faydalarından da bahsedeceğiz. Buyurun başlayalım hocam. Hemen başlayalım. Bir ayva soyacağımız ya da şeyiniz var mıdır? Olmaz mı? Çekmecemizde vardır Nermin Hanımcığım. Hemen veriyorum aşkım. Şöyle ben solda, orada. Hızlıca doğramaya başlayayım. Sonra soyarız. Evet. Sen ayva tatlısı seviyor musun, yapıyor çok musun? Çok seviyorum ben. Eskiden ben küçükken, çok özür dilerim aşkım, buradan ilacımı alacağım, unutmuşum ilacımı. Beni koştura koştu pazara götürdü, ben ilacımı içemedim. Şimdi içeyim sonra kalıyor çünkü. Da crumble yemeye. Değil mi ya? Kışın sıcak sıcak. Çok bir de güzide hemen çok, bir de tatlı kaşığımı alacağım geleceğim. Tarifleri var. Ben güzide işim sosyal medyada takip ediyorum. Mutlaka takip edin. Böyle Ramazan ayında falan. Bayağı bir kolaylaştıracak şey, faydalarından bahsedeceğim ayvanın. O yüzden. Şimdi ayvanın faydaları alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlıyormuş. Vücudumuzdaki alerjik bünyeye müsait olan mesela kaşınıyoruz, kızarıklıklar çıkıyor. Bunlara koruma sağlıyor. Hamilelikte ise mide bulantısına da iyi geliyormuş. Yani çok değil mi güzel? Öyle evet, hamilelikte özellikle böyle biraz hani mideniz bulandıkça elinizde sürekli elinizde evet. Ayva olsun. Onları yavaş yavaş yiyin derler. Ben de son derece... bulantı çeken biri olarak. Hadi. Evet. Zor muydu? Çok zordu ama ben hiç ayva yemedim. Valla cips yedim. Çünkü tuzlu olarak bana en iyi gelen oydu. Ayvayı yemedim. Ayvayı çok yemedim. Çünkü çok kışa da denk gelmedi açıkçası. Benim hep yazdı çoğunlukla. Evet, benimki de Melike 14 Temmuz'du. Ne sıcaktı ama. Çok zor oluyor. Of, of. Hele kilo aldıysan evet. Biraz ödem falan varsa mahvediyor. Yürüyemiyorsun. Üst el şişiyor. Ayak. Valla kadınların hakkı ödenmez gerçekten. Öyle. Serpil Hanım hemen soyuyor. Hop, işte şöyle, şöyle verdik ve ne yapıyoruz? Harika minik ayvalarımızı doğruyoruz. Yapacağız efendim. Onları tencereye alacağız. Hı-hı. Önden bir pişireceğiz. Vişneyle beraber vişnenin rengini almasını sağlayacağız. Yetişemiyordum. Ne yaptın yarışmadan sonra? Nasıl gidiyor hayat? Şöyle zaten biliyorsun. 2 sene oldu mu? Yarışmadan sonra hemen bir pandemi patlak verdi evet, bizde. 2019 evet. Yarışmacılığı. 19'du değil mi? Tabii. Pandemi süresince işte evlere kapandık. Ne yaptık? Evlerde tarifler çektik. O dönem biliyorsun böyle çok hamurlu tariflerin verildiği, herkesin deli gibi ekmek yaptığı dönemler. Kilolarımızı evet, aldık. Ya, evet. Oh. Ama hiç almadın. Yok vallahi maşallah. Yani işte sürekli dikkat etmeye çalışıyoruz. Belli bir yaştan sonra özellikle daha dikkatli olmak yaş gerekiyor. Yaş dediği de çok genç daha yani. Öyle dediğine bakmayın yani. Yani şöyle evet, 30'undan sonra biraz metabolizma yavaşlıyor, doğruya doğru. Ama cildin falan çok güzel. Ne yapıyorsun mesela? Yani şöyle İzleyicilerimize benim... ne önerilerin olur Güzideciğim? Güzellik uzmanıyım zaten. Evet. Bilmiyorum, biliyor musun? Biliyordum. İşte az çok o konuda bilgilerim var. Ne yapıyorum? Evde kendim işte güvendiğim kozmetik markalarıyla, kendi de bir markam var. Hı-hı. Onlarla beraber ben sivilceli bir cilde sahibim. O yüzden çok işte... güzel şu an. Ay, teşekkür ediyorum. Maşallah. Çok sivilceli cintler sürekli sivilceyle mücadele ederler. Benim de öyleydi. Evet ama yüzleri parlar. Kolay kırışmazlar. Hı-hı. Yağlı olur çünkü. Aynen. Yani ben sadece sivilceyle mücadele verince zaten yüzümde çok fazla bir böyle İşte sıkıntı yaşamıyorum. Gözenek problemi standart. Aha, harika. Valla bak. Efendim bu arada Nermin'in enfes mutfağına gidiyorsunuz son gönderenin altına. Bolca arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Yayın içerisinde iki adet şifre vereceğim. Ne veriyoruz? Şu güzel kahvaltılık paketi gönderiyoruz efendim. Çikolatasının tadına baktım. Gerçekten güzel, efsane. Çocuklara verilebilecek en güzel doğal tatlı. Sabah Kerem ekmeği sürdürüyor bana okula giderken.
İki tanesini kaşar peynirli yapıyoruz. Bir tanesini bunlu yapıyoruz efendim. Bu fındık ezmesi olduğu için hani normal çikolatadan bir tık daha farklı olduğu için daha sağlıklı geldi bana. İnşallah bir izleyicimize göndereceğiz. Şey değil. Ayolarımızı küçük küçük doğradık. Vişnemizi atıyoruz. Hem böyle ekşilik vermesi için. Evet. Süper. Hem bir rengini vermesi için. Şimdi ben şekerle çok aram yoktur. Şekerle ben çok aram vardır sevmem. Ama çikolatayla vardır. Şerbetli tatlılarla pek yoktur. O yüzden az kullanıyorum. Tamam aşkım. Bunu arttırabilirsiniz. Yarım bardak verdik ama bir bardağı da çıkabilir. Şeker seviyorsanız eğer. Bence üç beyazdan uzak durmak gerekir. Ayva şöyle da tatlıysa. Şöyle alabilirim onun içine. Tamam hemen. Kendi kendine sulanmasını beklemeyelim çünkü. Hemen verdim. Şöyle yapayım. Yeter mi bu kadar güzel? Yeter yeter bence. Kapanı da kapatırsak o kendi kendine pişecek. Evet. Hem de rengini de güzel verecek değil mi güzide evet. Ayvalar? Tarçın da atalım istersen nerede tamam. Hepsi beraber şöyle güzel of. Aromalı kış lezzetiyle pişsinler. Evet. Ayvamız kendi kendine pişerken hemen crumble'a geçiyoruz. Crumble nedir? Tereyağı bazlı bir kurabiye hamuru aslında. Ha pardon. Şöyle. Şimdi güzel bir hamur yoğuracağız. Aynen öyle. Nasıl tabii. Bir şey istersin? Kaşık. Ben kendi mekanım gibi böyle rahatlıkla açabilirsin. Rica ediyorum evet. Zaten öyle oldu. Muskatımız kaldı onu da. Ya onları hamurun içine tamam, şimdi vereceğim. Hamurla çok güzel lezzet katıyor bunlar. Vay muskat ilk defa hamurda. Güzel. Farklı bir aroması eldiven olacak. Eldiven istersen de verebilirim. Lütfen bana söyle. Tamam. Eldiven şey gerek yok. El lezzetimiz yok. Yok nasıl istersen. Güzide. Şöyle pudra şekerini de çok fazla koymadım ama. Seviyorsan ama verebiliriz eldiven. Yok gerek yok. Bu arada ben... Pudra şekeri normalde hiç koymuyorum bu tatlıya. Çünkü ayvanın lezzetiyle beraber sade hamur bile bence çok lezzetli oluyor. Ama tabii herkesin damak tadı alışık değil bu kadar şekersiz tatlı yemeye. O yüzden biz biraz tatlı şeker, pudra şekeri ekledik. Bundaki amaç şey bir hamur çok istemiyoruz. Çok az malzemeyle yapıyorsun güzel. Aynen, aynen. Tereyağı, şeker, un, muskat. Şöyle az az vereceğim. O, kabartma tozumuz mu? Öyledir diye tahmin ediyorum. Ya da vanilindir. Vanilya. Vanilya. Kabartma tozu yoktu ya. Yok, evet. Yani işte dediğim gibi bir kurabiye hamuru yapıyoruz. Olsa da olur olmasa da olur şeklinde. Tamamen göz kararı bile yapabilirler. Bir parça tereyağı atın aldığı kadar un bitti gitti. Rendeli mi onu? Rendeleyeceğiz. İçindeki şeyleri de tencereye atalım karanfil. Içi. Onu da aslında hamurun içi için düşünmüştüm öyle ama. Mi? Tamam. Evet. Şey yapabilirsek ezebilirsek aynen öyle. Ben onu hallederim. Aa, sen rahat farklı. Ol. Çok farklı. İlk defa içine kaçtı. İlk defa hamuruna karanfil koyacağız. Güzel. Farklı bir aroması olacak değil mi? Yani kış dedik ya Nermin. Böyle buram buram işte salep içerken isteriz tarçın olsun. Baharatlar güzel oluyor kışın. Yeterli mi? Gayet yeterli. Ne kadar değişik bir şey değil mi? Ağaç mis gibi gözüktü. Şu anda, çok evet. Özür dilerim. Çok değişik kokusu var. Vallahi harika. Muskat. Evet. Muskat kremalı olan işte kremalı patatese de çok yakışır. Bu kadar. Evet. Başka yılaf hiçbir şey yapmamız gerek yok. Hayır yormayacağız. Hayır hayır. Bu tane tane böyle yeterli olacaktır bizim için. Kapları mı vereyim? Kapları aslında şöyle de yapabiliriz. Nasıl? İsterseniz dümdüz fırına atabiliriz. Bu tane tane daha sonra üzerine kurusunlar mı? Kuplarımızı atabiliriz. Ya da altı ayvayı koyup üzerine bunu ekleyip öyle fırına atabiliriz. Ben bence onlar fırına giren bence kaplar. De. Onda da yapabiliriz. Ama belki. Şey güzidenin yöntemi de çok farklı ve güzel olacak. Değil mi? Onu yapıyoruz. Hangisi? Direkt bence fırına atalım çünkü ayvalar pişmesi uzun sürebilir. Biz diğer tarife geçeriz o arada. Boşu boşuna beklememize gerek kalmaz. Tamam. Bunu renklendirirsek de toprak diye kullanabiliyoruz değil mi? Evet tabii tabii. Çok az daha bir parça tereyağım var. Böyle güzelce karıştırdık. Aslında böyle kıyır kıyır bir hamur elde edeceğiz. Kızartıp. Aynen. Aynen. Vallahi süper olacak. Bir de ayvayla, vişneyle buluştuğunda efsane bir lezzet haline dönüşecek. Çünkü ben ekşili tarifleri çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani gerçekten seviyorum. Aslında böyle çocuklarda hamileyken de en çok böyle ekşili şeylere böyle aşerirdim. Çok severdim. Limon falan. Evet. Ekşili çorbalar. Bayılırım ekşili ye çorbaya. Ekşi çıkar ayşi mi derlerdi? Akıyı mı derlerdi? Yani kızlarda bilmiyorum ekşi şeyim neydi ama erkekte deli gibi tatlı istedim. Çok değil hatırlıyorum. Mi? Şimdi kendisi de çikolatayı çok seviyor ve şey diyor. Senin yüzünden böyle olmuşum. Senin yüzünden. Maalesef. Ben bir de şeftali çok yani istemiştim yemek şeftali. Tüylü sebzelerde, meyvelerde de şey derler. Çok yersen çocukla tüylü olur. doğrudur. Evet bu tamam. Atabiliriz fırına. Üzeri kızaracak derece, sadece. Ne olsun güzeli? Evet. 180 yeterli olur. 180 dereceye gönderiyoruz. Olsun, evet kurusun. Neyle devam ediyoruz? Size bağlı. Ay ne güzel oldu. Bu tamamdır. Elini yakarsın. Evet evet sıcakmış çektim zaten hemen.
Tamam. Evet. Tabii. Oldu mu? Tabii. Canım bir tabii bakar. Tereyağsız olmaz. Bence gayet yeterli. Çok güzel olmuş. Evet. Bak. Bak. Görüntüyü görüyor musunuz? Şey yapayım ben çıkartayım. Açmanın en pratik hali efendim. Ayvada tamam. En pratik hali şu an açmanın. Öbür türlü uğraşmaya hiç gerek yok. Bir şey söyleyeyim Nermin, seviyor musun böyle mıncık mıncık uğraşılan şeyleri? Seviyorum işte ya, ne bileyim. Ya bu o kadar değil ama hani böyle küçük aa, onu sevmem. İlmek ilmek. Mesela elmalı kurabiye yapacağız. Bir elmalı kurabiyeden örgüler onlar bunlar ben onu şişiyorum sevmem. Mesela yani. Onu sevmem. Evet ben sanatı çok sevmem. Mutfaktaki sanatı çok fazla yapamıyorum hocam. Küçük kaşık verelim mi Nermin? Verelim küçük şey kaşık. Tahta kaşık da küçük ya. Şey krambıl alabiliriz ona da. Ya nasıl evet, istersen. Aynen öyle. Şimdi. Normalde aslında şey de yapabilirdik. Ayvaları pişirdikten sonra bunlara koyup arkasından krambılı direkt üzerine pişirebilirdik. Hı-hı. Ama biz böyle biraz daha pratik olması açısından. Çok güzel olmuş yapıyoruz. Böyle daha iyi. Ayvalarımız helva gibi pişmiş. Ben hı-hı. Bu arada ayvaya hiç şeker koymadan da iki porsiyon çıkartalım. Hiç şeker koymadan da direkt şey böyle mi? Fırına atıp. Hamuru efsane olmuş. Deminden beri gidiyoruz geliyoruz. Hatta Hüseyin Hoca geldi dedi ki bunu biz yemekte kullanacağız. Bitirmeyin dedi. Sonra kendisine rüşvet verdim. Sesini hemen sustu şöyle. Hocam. Dedi ki ben yersem sıkıntı yok dedi. Çok güzel olmuş Güzide. Afiyet bunu böyle olsun. Bebe bisküvisi yerine bile yedirebilirler tabii, çocuklara. Tabii tabii aynen öyle. Şimdi çikolatalı tatlılarda falan da genelde kafeler veriyor ya. Evet. İşte bir kuplar yapıyorlar o kupların içinde böyle hı-hı. Eritip çikolatayı. Bunlardan yapıyorlar yine. Alayım bisküvi. Ben koyayım. Tamamdır. Çıkmayacak 3 tane galiba. Yok çıkmadı 3 tane. Şeylerimiz kaselerimiz çok büyük olduğu için. Hı-hı. Keşke krambolunu daha şey hamurunu daha çok koysaydık. Yemek içine. Tabii biz şimdi bunu paylaşacağız. Ay ay. Evet. Sen bir sana bırakmayacağım ben alacağım. Yok. Az daha böyle bir şeyin dibine çıkar mı diye düşündüm de. Yok yok. Şey şimdi kendimi duyuyorsun. Güney'e yaptığım sunumu yapıyorum. Olmuş haliyle. Kaşığımın üstünde. Abi çok güzel olmuş ya. Kesinlikle yemelisiniz. Ayvam vardı benim. Ta Kartepe'den. Onları yapıvereyim. Tabii. Güzide etiketleyeyim. Bak Güzide yaptım diyeyim. Şekeri bu arada nasıl Nermin? Aynen öyle. Muhteşem. Bir şey söyleyeyim hiç şeker koymadılar. Bunu değil şekeriyle mi? Birleştirdiler. Evet aynen. Bak kendine yap. Ben şekerle zaten çok param yok. Erpil'im benim ya. Kurban olurum. Valla az oldu. Üstüne de karıştırıyorum hissiz. Senin hocam canını çekti. Gel Serpil'im benim gel. Yok ben şey yemeyeyim. Ayva verme. Ayvayı pis pis sevmem. Ama çok güzel bir tat. Benim kaşımdan yiyorsun da şimdi gömecekler bizi. Yedim. Benim yedim. Ağzım. Şifa. Hayır benim ağzım. Bizim ağzımız, biz yiyoruz ikimizin birbirimizin. Suyundan içebiliyoruz, kaşından yiyebiliyoruz. Biz beraber yatıp kalkıyoruz. Bütün gün berabersiniz zaten. Biz beraberiz yani. Ayrı yerlerde değil. Küçük çocuklar gibi oldum. Çok güzel olmuş Güzide, bayıldım. Afiyet olsun. Ellerin dert görmesin. Bunu bütün sert meyvelerden, muzdan da çok güzel oluyor. Yapabilirsiniz. Gayet lezzetli, keyifli bir tatlı. Bir şey söylemedim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani şu benim favorim oldu bugün. Çok mutluluk verici değil mi yaptığım bir şeyin beğenilmesi, ama bu sevilmesi. Yani şekeri de çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ya sakın sı fazla koymayın. Çok iyi biliyor. Elinin lezzeti çok iyi. Estağfurullah. Efendim yine gerçekten muhteşem, rengarenk, harika bir masa. Artık böyle birazcık yorulduk sanki. O enerji yerini huzurlu bir ana bıraktı. Nasıl şiir gibi konuşuyor. Yani sanki böyle bir şölen masası var. Böyle iftarlarda falan çok güzel böyle donatıyoruz. Evet. Harika bir masa oldu. Krambüle yaptık. Hem de? Ayvalı. Ayvalı. Ayvalı vişneli. Vişneli. Dün atom yapmıştık. Onu doğradık efendim. Önde ne yaptık? Pancarlı salata. Brokolili, işte zencefilli bir mercimek güzel, çorbamız sebze çorbası. Var. Sebze çorbası. Balık tempuramız var. Ve senin çok güzel açmaların. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten mifre hamuru gibi olmuş. Bak mikrofonu duyuyor musunuz? Sıkıştır. Bak. Bak bak bak. Tel tel ayrılıyor. Ben çok seviyorum ya. Valla hamur işi olsun. Sofrada ekmek olmadan çok oturulma. Çok güzel şu, özellikle şunlar. Son kimden? Yönetmenimizden mi gelmişti bunun şeklini böyle verelim diye? Evet. Evet. Yapımcımız bu Yüksel Eser. Evet. Bu halde harika olmuş yani. Efendim ben burada arkadaşıma hemen şöyle dolduracağım. Ben misafirine getir. Evet. Dedi ki akşam dedi eşimle çayın evet, yanında eşimle içmek kahvenin istiyorum. Yanına istedim ama. İki tane dedi. Ben dedim olur mu dedim çocukların canı çekecek. Çocuklara da koyalım dedim. Beş kişisiniz dedim siz. Beş kişiydi değil mi hocam? Beş kişiyiz. Kadın var mı? Bir tane daha koyabilirim. Annem var. Bir tane de anneme şey yaparsa harika olur. Süper. Altı tane.
7 tane aklım. Bu arada sıcacık çayım, teşekkür ediyorum. Her şey vallahi harika. Yani bize konuk olarak gelirseniz boş dönmüyorsunuz. Teşekkür ederim. Saklama kabımız da sizin olabilir. Ay, eğitim peyni saklarsınız. Çok teşekkür ederim. Bir daha gelirsem dolu getiririm inşallah. Evet, evet, tamam. Olur. Bu ama sende kalsın. Başka şey de getir tamamdır bize. Tamamdır. Efendim bir de kompostumuz vardı burada. Erik kompostumuz. İkinci şifremiz o zaman pancarlı bu güzel salatanın ismi olsun. Neydi? Ama pancarlı salata diyelim. Pancarlı salata diyelim. Pancarlı salata efendim. İkinci şifremiz de o olsun. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür eline, ederim. Koluna, yüreğine sağlık. Hem enerjin çok güzel hem sen çok güzelsin. Allah yolunu açık etsin. Amin. İnşallah, inşallah evlatlarınla, eşinle çok huzurlu, mutlu yılların olsun ama bize de arada bir gel yani. İnşallah her zaman. Ben de davetin için çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Çok güzel yemek. Özellikle şuna bayıldım yani. Onunla ben heyecanla yemeği bekliyorum. Her şey için çok teşekkür var ederim. Var ol canım benim. Çok sağ olun. Evet efendim bugün de sonuna geldik ama dediğim gibi biz burada sadece yemek yapmıyoruz aslında. Hem hoş muhabbet, sohbet hem sizden gelen o güzel enerjiyle birlikte ekranı elimizden geldiğince şenlendirmeye çalışıyoruz. Bir kusurumuz da olduysa affola her zaman söylediğim gibi. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Yarın saatler 13.00'da biz burada Nermin Nefes Mutfağı'nda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.